Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Adım Abdullah Bozgeyik. Ekranda gördüğünüz üzere kriz yönetimi kapsamında sizlerle bugün sohbet edeceğiz. Bugünün eğlenceli, zevkli, bilgilendirici geçeceğini garanti edebiliyorum. Tecrübe de sağlık. 2001 yılından bu tarafa üniversitelerde bu dersleri vermekle kalmıyorum. Asıl işim olan danışmanlıkla hayatımı kazanıyorum. Asıl işim bu. Klasik hoca falan değilim, hiç olmadım. Olmayacağım da. Çeşitli üniversitelerde dersleri verirken hep şu yöntemi izleyin. Anlatacağınız şey, falanca kişi şöyle demişe odaklı olmamalı. Falanca kurala göre bu iş böyledir'e odaklı olmamalı. Çünkü o zaman anlamlı olmayabilir. Çünkü biraz önceki örnekli sohbetimizde de Ankara'daki yaşamınız ile İzmir'deki yaşantınız ile İstanbul'daki yaşantı arasında inanılmaz farklar. Her yönüyle, işte tüm bunlar sizin üzerinizde çok farklı etkiler yapıyor. Sadece şöyle düşünün. Çevre şartlarımız tamamen aynı olacak olsa, sizin beklentileriniz doğrultusunda o zaman herhangi bir şehirde yaşamanın farkı olur muydu? Temelde olmazdı değil mi? Sizin için. Hani ne yapmak istiyorsunuz? Sinemaya mı gitmek istiyorsunuz? Bulunduğunuz şehirde istediğiniz filmleri görebilirsiniz. Tiyatro mu? Onu görürsünüz. Tarih mi? Gezilecek yerler mi? O zaman işte o belli standartlar elde ettiğinizde bakışınız da değişiyor. Ama olmazsa hani peki küçük bir ipucu. Şu andan itibaren bir taraf arkadaşımdansın. Anlatacaklarım hiçbir şekilde siyasi yanı yok. Olmayacaklar. Çünkü işimdeyiz. Asıl yaptığım iş bu. Olaya yönetim açısından bakarım. Ve bununla ilgili bazı şeyler anlatırım. Bu şu an anlatacağım şeylerin bu hükümet için de geçerli olduğu, bundan önceki için de geçerli olduğu, bundan sonraki için de her kim ise geçerli olacağı anlamında cümleler olacaktır. Herhangi bir görüşle ilgili değildir. Herhangi bir ölçekteki bir vaktiyle ilgili değildir. Bu nedenle sizlerle sohbet edeceğim. Size aramak için şu sorular soracağım. Ve size büyük resmi göstermeye çalışacağım. İyi olur mu bu? Ya da şöyle yapalım. Başlayayım. Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ve artık ekrandayım. Sırf ekrana bakarak. Elindeki dokümantasyonu her neyse okuyarak. İşte Philip bilmem kimin dediğine göre nasıl? İşte Amerika'da böyle yapıyorlar. Şu yönteme göre şöyle olmalı gibi anlatsam nasıl olur? Sıkılır mısınız? Biz de sıkılırız biliyor musunuz? Dolayısıyla farklı şeyler arama ihtiyacımız. Üniversitemize yabancı bir hoca gelmişti. Tesadüf onun isimde Filip'le başladı. İzmir'imizdi. Dediler ki sadece 3 ve 4'ler gidebilir. Ancak onlar İngilizcesini anlayabilir Filip'in. Ancak anlattıklarını anlar. Komünikatör rapoştu. İletişimsel yaklaşım başladı şu an için. Bu yöntemin neler olduğu, hocaların nasıl davranması gerektiği, öğrencilerin aynı zamanda onlar gibi bir birey olduğu gibi birçok şey falan anlatıyor. Buna hoş geliyor değil mi buraya? Takdir edersiniz, ön tarafta bizim profesörler, arka sırada doçentler, onların arkasında yardımcı doçentler, işte kıdem sırasına göre herkes oturmuş, bizler de en arkalarda. Doğru olarak, birinci sınıf talebesi olarak ben tahminen en son sırada. Ama fark etmiyordu. Anlatılmaya çalışılan şeyi ve hep yöntemin de böyle olması gerektiğini oluyorlardı. İki ayrı üniversitede aynı şeyi yaptığım için kendimi daha rahat hissediyorum. Size kitabi şeyleri işin teorik kısmından pratiği anlatırken, çeşitli boyutları anlatırken aralarda vermeyi tercih ediyoruz. Küçük bir uyarı. Hiçbiriniz sevgili arkadaşlarım, bugünkü eğitimden sonra uzmanlaşmayacaksınız. Hani uzmanlığı kalp cerrahisi olarak düşünün, hiçbiriniz açık kalp ameliyatı yapamayacaksınız bu eğitim sonrasız. Veya beyin operasyonu yapamayacaksınız, kriz yönetimi yapacaksınız. Ama
neler olduğunu, olayın nasıl farklı boyutları olduğu hakkında fikir sahibi olacaksınız. Çok iyi bir şey. Çünkü potansiyel tehlikenin ne olduğunu bilmediğiniz zaman karşınızdaki risk düşündüğünüzden büyüdür. Boy ortalamasının fena olmadığını düşünüyorum. Karşınızda bir 50 boyunda bir Çinli size gülümsüyor. Fikirlerinizi duymak istiyorum. Gülümsüyor ama bakışlar pek öyle gülümseme değil. Evet. Nasıl bir tehditle karşı karşıyasınız? Kavuşuk canım bir 50 boyunda bir Çinli. Sıksa böyle hani falan. Öyle mi acaba? İşte o bittiğiniz an. O bittiğiniz an. Çünkü karşınızdakinin nasıl bir potansiyel tehlike olduğunu bilmezseniz o size gülümserken yani Japon son darbeyi Çin tüm dünyaya bunu yaptı. Sevimli Çinliler olarak. Oysa biz onları hep hani çay servisleriyle işte büyük duvarıyla bir şeyleriyle bilirken tüm dünyayı üretimle ele geçirdik. Sakın ha sakın Türkiye'de falan yok demeyin. Hangi şehirden geldiğinizi şu an bilmiyorum. Ama eminim sizin bulunduğunuz şehirde de 1 milyona ürünler satan mağazalar var. Sizin bulunduğunuz şehirde de çeşitli dükkanlarda hatta semt pazarlarında da şaka gibi Çinli satıcılar var. Her yerde böyle, inanılmaz yerlerde böyle. Küçücük bir yer, mümkün değil diyorum ya. Bana bir bakıyorum, bir Çinli tezgah.